Merhaba arkadaşlar, ben Emre Yağız. Tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğiticisiyim. Halen ADR eğitimleri vermekteyim. Bakanlığın açmış olduğu TMGD sınavlarına sizleri daha iyi hazırlayabilmek için böyle bir çalışma planlandı ve bu nedenle sizlere bu sunumu hazırladım. Peki sunumun içinde neler var? Özellikle sınavda çıkabilecek olan soru tipleri üzerinde duracağız. Ve bu soru tiplerine nasıl yaklaşılması gerektiği konusunda size bazı ipuçları vereceğim. Sizinle bir bilgi daha paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Oluşturduğum soru çözme metodolojisi, kapsamlı ve şematik hali, bol çözümlü örnekler ve deneme sınavlarıyla zenginleştirilmiş TMGD soru kitabımın da yakında piyasada olacağını ümit ediyor ve sizlere de sınavda iyi katkı sağlayacağına inanıyorum. Bunun da haberini vermiş olalım. Sunuma geçmeden önce sizlere sınavda başarılar dilerim arkadaşlar. Sunumumuza başlarken ADR ile ilgili kısa bir bilgilendirme yapacağım. Bildiğiniz üzere ADR 17 maddeden oluşan bir anlaşma. Ancak ekleri var. Ek A ve ek B. Bunlardan dolayı iki cilt kitap haline getirilmiştir. Şu an 48 tane üye ülkesi bulunmaktadır ADR'nin ve bu ülkelerde ADR aynen kitaptaki gibi uygulanmaktadır. Bu da şu demek arkadaşlar, ADR'nin ortak bir dili olması gerek. ADR'nin ortak dili referanstır. ADR deyince referans mantığını asla unutmayacağız. Kısım, bölüm, alt bölümler üzerinde yazan rakamlar ADR'nin referansıdır. Şimdi size güncel olarak ADR ile ilgili bir örnek vermek istiyorum. Daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. İnternet dünyasında servis sağlayıcısı olmadan herhangi bilgiye ulaşmanız mümkün değil. ADR kitapları da bizim TMGD dünyasında kapıları açan kitaplardır. Bu kitapların da adres çubuğu vardır ve buraya bir şeyler yazarsınız internet üzerinde biliyorsunuz ve size sayfalar gelir, sörf yapmaya başlarsınız. ADR kitaplarındaki adres çubuğumuz da bizim Tablo A'dır arkadaşlar. Tablo A'nın ilk satırlarındaki referanslar bizi ilgili yerlere götürür, sorunun ilgili cevaplarını ulaştırır. Onların arasında seri bir şekilde dolaşabilmeliyiz. Özellikle Tablo A'nın ilk satırında bulunan referanslar bizi kitabın içinde ilgili yerlere yönlendirir. Sınavlarda özellikle %60-%70 oranında Tablo A'nın bu ilk satırındaki referansları takip ederek doğru sonuçlara ulaşabilmemiz mümkün. Ancak %30-%40 oranında da yine kitabın içinde olup yalnız toplu bir yerde gözükmeyen referanslar vardır ki bu sorularda buralardan gelmektedir. Peki bunlara nasıl ulaşacağız? Bunlara ulaşabilmek için kitabımızda ciddi bir çalışma yapmak lazım. Frist yaparken dikkat etmemiz gereken şey şudur. Kitabımızın her tarafını friste doldurmamak, etiketle doldurmamak, çok az da yapmamak, ortasını bulmaktır arkadaşlar. Özellikle ben frist yaparken tavsiyem şu olacaktır. Tabloları bir yerde toplamanız, bölümleri, alt bölümleri başka bir yerde toplamanız çok faydalı olacaktır. Bu sorulara da bu şekilde ulaşıyor olabileceğiz arkadaşlar. Şimdi Tablo A üzerinden ne demek istediğimi bir örnekle anlatmaya çalışalım ve sunumumuza geçelim. Örnek verecek olursak UN005 maddesine uygun ambalaj ne olmalıdır diye sormuşuz. Özellikle soru çözme metodolojisinde Tablo A üzerinden gideceğiz ancak sorunun nereden geldiğini önce bir anlamamız gerekiyor. Soru bize ambalaj mı soruyor, tank mı soruyor, dökme mi soruyor, sınıf sorusu mudur ya da diğer konularla ilgili bir soru mudur? Bize bunu veriyor. Çoğu soru bunu veriyor bize arkadaşlar. Bu soruda da çok net olarak ambalajın ne olduğu sorulmuş. Tablo A üzerinden gidip baktığınızda ambalajlama ile ilgili kısımları görüyorsunuz.
0005'in karşılığında, sütun 8'in karşılığında P130 talimatı bulunur. Bu bir ambalajlama talimatıdır. Bir sayfası vardır. Bunun referansı tablo A'nın en üstündeki 414 diye gözüken yerdedir. Hatta tam referansı 4141'dedir. Orada ambalajlama talimatları vardır. Buraya gidip baktığınızda P130 için neler gerekiyorsa bizim sorumuzun cevabı da o olacaktır. Bunu örnek olarak verdik. Daha detaylı çözmedik. Soru çözme metodolojisine geldiğimizde kısaca şöyle diyebiliriz arkadaşlar. Eğer soruda UNE numarası verildiyse biz bu numarayı takip edip tablo A'da sütun 2, 3A, 3B ve 4'e bakıp kontrol edip bunu not ederiz bir yere. Etmeliyiz daha doğrusu. Ve sütun 6'ya da her zaman check etmeliyiz. Özel sütundur. Bazı sorular burada biter. Çünkü arkadaşlar başka bir yere gitmeye gerek kalmadan. O yüzden her zaman kontrol edeceğimiz sütun, sütun 6'dır. Biraz önce söylediğim sütunları da kontrol ettikten sonra not ederiz. Çünkü bazen sorularda bize çok yardımcı oluyorlar. Eğer bunları atlarsak soruları yanlış cevaplayabiliyoruz. O yüzden alışkanlık olması açısından ilk başta böyle yaparsanız soruları çözerken daha sonra zaten otomatik olarak bunları bir yere yazmanıza gerek kalmayacaktır. Eğer UNE numarası verilmediyse biliyorsunuz bir yardımcı tablomuz daha var bizim. O zaman tablo B'ye gidip UNE numarasını alıp tekrar tablo A'dan biraz önceki sütunlara bakmış olmamız gerekiyor. Peki bunları yaptıktan sonra soru hangi konuda? Özellikle bunu ayırt etmemiz gerekiyor. Tank konusunda mı? Dökme konusunda mı? Ambalaj konusunda mı? Sınıflar konusunda mı? Ya da diğer konularda mı? Soruyu bu şekilde ayırt ettikten sonra, hangi konuda olduğunu anladıktan sonra soruyu çözmeye başlayabiliriz. Eğer tablo A üzerinden gidiyorsak, gidebiliyorsak buradan devam ederiz ki tablo A'da biliyorsunuz ambalaj, tank, dökme bunları ayrı ayrı sütunları vardır arkadaşlar. Bu sütunların üstündeki referanslardan gidebiliriz ve soruyu rahatlıkla çözebiliriz. Sınıf sütunları da yine sınıf 2, 3A, 3B, 4 olan sütunlardır. Buradan çözebiliriz ve sınıflar için cilt 1'de ayrı ayrı yazan yerler vardır, bölümler vardır. Buraları da check etmeliyiz. Tabi sınıf soruları içinde örneğimizde var, geleceğiz. Nereye bakmamız gerektiği konusunda sizlere yine ipuçları vereceğim. Diğer konularda gelen sorularda da dediğimiz gibi firistler üzerinden gitmemiz gerekir. Bazen kitabın içinde tek cümle 2-3 satır geçen ama kitabın başka yerinde geçmeyen bilgiler olacak. Bu bilgileri de birinci ya da ikinci cildin bir ya da iki sayfasına toplu görebileceğiniz bir yere yazmanızda çok büyük fayda var. Size hız kazandırır. Sınavda zaman harcamazsınız. Oraya not aldığınız için oradan hızlıca gidebilirsiniz. Bazen böyle bilgilerle de karşılaşıyor olacaksınız arkadaşlar. Ben bunları özellikle hap bilgiler diyorum. Bir ya da iki sayfa tutuyor. Bunları da yazdıktan sonra soruyu çözme konusunda artık pratik yaparak ilerlememiz gerekiyor demektir. Sunumumun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar soru çözme metodolojisinin bu genel şeması bunun çok daha kapsamlı hangi referansa gitmeniz gerektiği yani kitabın bir nevi küçük bir özeti sorular nereden gelirse nereye gitmek gerekir ne yapmak gerekir bunun kapsamlı şekli kendi hazırladığım kitabın içinde olacak. Bunu tekrarlamak istiyorum. Özellikle sorulara geçeceğim ama size bir şey daha paylaşacağım geçmeden önce. Özellikle sınava giren kişilerin bu soruları yetiştirememe, süreyi iyi kullanamama durumları söz konusu. Bu konuda da size tavsiyem her iki soruda bir saate bakmanız. Eğer 10 dakikanın altındaysanız hiç fena değilsiniz. Ama 10 dakikanın üstüne çıkmış iseniz şunu bilin ki son 5-6 soruyu siz de diğer genel insanlar gibi göremeyeceksiniz. O yüzden bilmeden cevap vereceksiniz demektir. Bu da şunu getiriyor. Sorular geldiğinde
aslında hızlı bir şekilde taramanız gerekiyor. Yani bu size 1-2 dakika kaybettirebilir ama kolay soruyu sonda olsa da başta olsa da yakalayıp çözebilme fırsatı verecektir. Bu birinci tavsiyem olacak. Burada özellikle 12 tane yanlış yapma hakkınız var 70 almak için. 5-6 soruyu göremeden, bilmeden işaretlemeniz sizi tehlikeye sokar. Niye? Çünkü işaretlediğiniz sorularda zaten 5 tane, 7 tane bu civarlarda bir yanlışınız çıkma ihtimali çok yüksek. O yüzden soru görememe değil de ilk başta hızlı taramayı ben size tavsiye ediyorum. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. Evet, bu sorumuzda aslında çok açık bir soru. Bir karışım sorusu ve karışımın sonunda bir yeni ürünün sıvı olduğu söyleniyor burada arkadaşlar. Karışımı yapmak için bu eğitimlerinizde aldığınız derslerin içinde var zaten. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz ama ben yine size ince noktalarını anlatmaya çalışacağım. Tekrar üzerinden geçerek. 1491 ve 3071 bu maddelerin tablo A üzerinden öncelikle sınıflarını ve ambalaj gruplarını bulmamız gerekiyor. Çünkü bir karışım tablomuz vardı. Bu tablo üzerinden sınıf ve ambalaj grubu olmadan karıştıramayız. Şöyle sorular da var. Yani ambalaj grubu olmayan, sınıfı belli olan ya da belli olmayan karışım soruları da olabilir. Bunların da çözümleri var arkadaşlar. Ama bu tabloyu kullanıp çözemezsiniz. Yani karışım tablosu kullanılmadan çözülen karışım soruları da var. Ama şu an biz bu konuyu değil, karışım tablosu üzerinden gideceğimiz konuyu anlatıyoruz. İlk tehlikeli maddemize baktık. Tabii sınıf sütun 3B ile 6'yı da tekrar check ediyoruz. Bir şey var mı yok mu, bizi ilgilendirir mi ya da bu nasıl bir maddeymiş? Bakın katı maddeymiş ki ilerleyen sorularda bunlara otomatik olarak bakıyor olacağız. Sadece bu örnek için veriyorum arkadaşlar. 1491'i sınıf 5.1 ve AG1 olarak not ediyoruz. İkinci UNE numaramıza baktığımızda onun da TF1 sınıflandırma koduna sahip sıvı olduğunu, 274 özel hüküme sahip olduğuna bakıyoruz. Bu özel hüküm BBB yani başka biçimde belirtilmedikçe açıklamasını yazdığı özel hükümdür. Bizi çok ilgilendirmiyor burada. Geçiyoruz ve not ediyoruz. 3071'in de sınıfı 6.1 ve ambalajlama grubu 2. Burada bir şey daha söylemem gerekiyor. Bir TMGD'nin ezbere bilmesi gereken yegane şey sınıflar arkadaşlar. Sınıf 1 nedir? Sınıf 2 nedir? Sınıf 3 nedir? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bildikten sonra kitapta ezberlememiz gereken başka bir yer yok. Sadece kitabı nasıl kullanmamız gerektiği konusunda size şu an bilgiler veriyorum ve paylaşıyorum. Ve sınavda da nasıl çözmeniz gerektiği konusunda ipuçları vermeye devam ediyorum. Sorumuza dönersek eğer 2-1-3-10 karışım tablosuna gidiyoruz. Satır sütundan baktığımızda 5.1'e 1'di. 6.1'e de 2'ydi arkadaşlar. Çakıştırdığımızda 5.1'e 1 çıkıyor gördüğünüz gibi. Şimdi burada bazen çakıştırdığınızda boş bir yere denk gelmiş olabilir arkadaşlar. Mesela şuraya gelebilir, buraya gelebilir. O zaman satırı sütuna, sütunu da satıra yazarak tekrar çakıştırmamız gerekir. Bu tabloda satır sütun, sütun satır çift taraflı çalışır. Yani 6.1.2'yi sütuna, 5.1.1'i de satıra yazdığımızda, çakıştırdığımızda yine aynı şeyler çıkacaktır arkadaşlar. Bu da dip bir bilgi olsun. Şimdi burada neyi bulduk? Bu tablo bize şunu söylüyor. İki maddeyi karıştırdığınızda sınıf 5.1'in ambalajlama grubu 1 olarak buna UNE numarası atamanız gerekiyor diyor. Yani çıkan sonuç bizim birincil riskimiz. Çıkmayan karışımdaki diğer sınıf ise yani zehirli olan, bu da ikincil riskimiz olarak bunu not ediyoruz ve
5.1'in toplu kayıtlarına gidip sıvı olan ürünü UNE numarasını atamaya başlıyoruz. 2.2.51.3'e gittiğimizde arkadaşlar birinci riskimiz yükseltkendi. Şu an oradayız ve onun toplu kaydındayız zaten. İkinci risk olarak zehirli olması gerekiyor arkadaşlar. Bakın sol tarafta görüyorsunuz zehirli kolonu var. OT sınıflandırma kodu var. Zehirli sıvı mıydı katı mıydı? Sorumuzda sıvıydı. Sıvının karşılığı OT1 yani 3099. Yükseltken sıvı zehirli BBB diye bir kayıt alıyor. Bizim sonucumuz aradığımız karışımın sonucu UNE numarası bu şekilde atanmış oluyor. Burada bir şey daha hatırlatayım. En genel itibarıyla bu soru bu şekilde çözüldü. Eğer bize özel bir grup vermiş olsaydı bu genel atamayı yapamayacaktık. Özel grup üzerinden bir atama yapacaktık var idiyse arkadaşlar. Yok ise soruda da belirtilmiyorsa özellikle en genel ataması yapılır ve soru biter. Yani soruyu tekrar başa döndüğümüzde 3099 olarak bulmuştuk. Sonuç C şıkkı. Diğer bir soruya geçecek olursak bir diğer soruya geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri alevlenir katıların tehlike yoğunluğunu belirler diye sorar. Bu bir sınıf sorusudur arkadaşlar. Sınıfla ilgili sorular da aslında ayrılır. Burada bakanlık sınavında bu tip sorular çıkıyor. Yani 2-3 tane sınav çıkıyor. 2-3 tane soru çıkıyor. Bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri alevlenir katıların tehlike yoğunluğunu belirler? Bu soru tipi sınıfla ilgili bir şey soruyor. Yani sınıf sorusu. Ama sınıf sorusu da kendi içinde ayrılır. Sınavlarda özellikle bunu ayırt edebilmeniz istenir sizden. Burada aslında şöyle bir ayrım vardır. Dikkat etmemiz gereken konu şudur. Eğer sınıflandırma özellikleri, kriterleri soruluyorsa o sınıfın içindeki fiziksel, kimyasal özellikler, sınıflandırma kodu dikkate alınır. O sınıfla ilgili cilt 1'deki sayfasına gittiğimizde yani 1. 2. 3. sayfa gibi diyebiliriz. Buralara baktığımızda bu sorunun cevabını verebilirsiniz. Ancak tehlike yoğunluğu, tehlike derecesi gibi kavramlar soruluyorsa o sınıfın içinde bu şu demektir. Ambalajlama grubunun kriterleri soruluyor demektir. Yani ambalajlama grubu mesela sınıf 3 için örnek alırsak eğer ambalajlama grubu ataması vardır 1'den 3'e kadar. Ambalajlama grubu 1 o sınıf içinde sınıf 3 içinde ki en tehlikeli maddeyi söyler. Ambalajlama grubu 2 sınıf 3 içindeki orta derecedeki tehlikeli maddeyi söyler. 3 ise ambalajlama grubu 3 ise en düşük tehlikeye sahip olan maddeyi söyler. Yani o sınıfın içinde bir derecelendirme kavramıdır ambalajlama grubu arkadaşlar. Bu yüzden gelen sorular iki tiptir sınıf sorularında. Ya kriterler, sınıflandırma özellikleri sorulur ya da tehlike yoğunluğu, tehlike derecesi sorulur. Kriterler, sınıflandırma özellikleri sorulurken baskın tehlike diye de sorulabilir. Ama tehlike derecesi, tehlike yoğunluğu tamamen farklı bir sorudur. Bizim burada sorulduğu gibi arkadaşlar. Bu soruda da alevlenir katılar sınıf 4.1 üzerinden gideceğimiz bir konudur. Biliyorsunuz sınıf 4.1 sadece alevlenir katılardan oluşmuyor. 4 tane ayrı alt grubu var. Bunlardan sadece biri alevlenir katılar. Cilt 1'e gidip baktığınızda bunu göreceksiniz ve bunun ambalajlama grubu kriterleri soruluyor. Yani tehlike derecesi, yoğunluğu kriterleri soruluyor arkadaşlar. Alevlenir katıların ambalajlama grubu kriterlerine gidip baktığımızda bunun da referansı 22418'di arkadaşlar. Gidip baktığımızda alevlenir katıların ambalajlama grubu olan yere gidip baktığımızda bu sorunun cevabını çok kolaylıkla çözebileceğiz arkadaşlar.
Şimdi sınıf 4000 içinde sadece bir yeri olduğunu söyledik alevlenir katıların. Ambalajlama gruplarının atanması alevlenir katılar için 2.2.41.1.8 referansında. Bakın burada yanma süresi, alev ıslatılmış bölgeyi geçiyorsa yayılma durumu gibi şeyler anlatılıyor. Yani alevin yanma süresi ve yayılımı bizim tehlike derecemizi etkileyen bir şeymiş arkadaşlar. İkinci olarak da metal tozları ve metal alaşımlarının tepkime yayılma hızı da bizi etkileyen şeylermiş. Yani burada seçeceğimiz ikinci ve beşinci koşul sadece. Bu da A şıkkı olarak karşımıza geçiyor. Yani bu sorunun cevabı, seçeceğimiz koşullar sadece 2 ve 5. Sonuç A şıkkı olarak karşımıza geliyor. Tabii bu soruyu eğer sınıflandırma kriteri özelliği olarak algılarsanız eğer, soruda çok rahatlıkla yanlış cevabı verirsiniz ki genelde yanılmalar bunlardan oluyor. Sınıf sorularında bu iki durumu lütfen çok dikkat ederek soruları çözmemiz gerekiyor. Bir sonraki sunumumuzda görüşmek üzere arkadaşlar.